Merhaba Balık Burcu ve özellikle de yükselen burcu balık olanlar, Temmuz 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve Ebced hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve özellikle Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilir ve gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 2 Temmuz'da Satürn Kova Burcu'nun son derecesinden Oğlak Burcu'na geçecek. Yaklaşık 2-2,5 yıllık süreçte var olan problemleriniz, gündemleriniz, sorunlarınız, yani sıkıntılı süreçleriniz her neyse bu konularla ilgili tekrardan bir dokunuş yapmak adına bu konuları tetikleyecek ve gökyüzü enerjileri sizin gündeminizi taşıyacağı bir etki sunacak. Peki bu konular neler? Sizin 11. ev konularınız. Bu kariyerden gelen gelirler, kazançlar, arkadaş ortamınız, sürekli ilişki halinde, irtibat halinde olduğunuz sosyal çevreniz, umutlarınız, hayattaki istekleriniz ve özellikle böyle keyif aldığınız, ruhen ve bedenen iyi hissettiğiniz bir etki de bu evin konuları. Bu konularla ilgili Satürn artık bir düzen inşa edecek, yeni kalıcı bir sosyal ortam ya da sosyal ortamlarla ilgili yaşamış olduğunuz, arkadaş çevrenizde yaşamış olduğunuz bir takım problemleri artık son bir dokunuş yapmak, orada negatif olan şeylerden sizi arındırmak adına bir etki. Yanlış arkadaşlıklar ya da size zararı dokunan insanları da hayatınızdan çıkaracağınız bir döngü aslında. Çünkü hemen akabinde 5 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda güçlü bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulmasının nakşatrası Purva Ashada yıldızında gerçekleşiyor. Purva Ashada yıldızında gerçekleşecek olan şeyler aslında biraz aceleci, hırslı, inatçı bir etkidedir. Ve bu nakşatranın şöyle bir enerjisi de vardır ki dezavantajlarının çok iyi farkındadır. Ve bunu bile bile kabullenir. Bile bile o sona gider, onu kapatır. Bunlar neler olabilir? Özellikle arkadaşlıklar konusunda uzun yıllar bir takım negatif onlardan olaylar ve olgular yaşadıysanız, onların sizin hayatınızda negatif durumları olduysa artık kapatıyorsunuz. Belki arkadaşlıklarınızı bitiriyorsunuz. Belki o konularla ilgili artık kalıcı bir sona geliyorsunuz. Bu etkilerde bu mümkün. Bunun dışında umutlarımız ve isteklerimizdir. Hayattaki isteklerimiz, özellikle kariyer noktasındaki isteklerimizde de bir sona gelme ihtimalimiz çok mümkün. Ve kariyerden gelirler noktasında da artık bir şey kapatıyorsunuz, tamamlıyorsunuz, bitiriyorsunuz, bir sona geliyorsunuz. Bunun sonuçları her ne ise dezavantajların da farkında olarak, özellikle de nakşatrası itibariyle insanların telkinlerini de dinlemeyerek bu kapanışı yapıyorsunuz 5 Temmuz ve civarı günlerde. 12 Temmuz'a gelecek olursak Merkür ileri harekete geçecek, sizin aşk ve çocukları ifade eden bir evde. Özellikle bekar bireyler için gönül ilişkileri noktasında çok iletişimsel olarak güzel bir etkidir bu. Çok iyi kendinizi ifade edeceğiniz, çok iyi, güzel, keyifli bir iletişim kuracağınız, özellikle gönül ilişkisi içerisindeki bireyler için bu şekildedir. Eğer böyle bir gündeminiz yok ise evli bireyler için çocuklardır. Çocuklarla bu döngüde çok iyi iletişim kurarak onların hayatıyla ilgili çok keyifli, güzel başlangıçlar ya da onlarla iletişimsel olarak çok iyi bir döngüye gireceğiniz bir etki, çok iyi anlayıp çok iyi kendinizi ifade edeceğiniz bir etki. Özellikle bu Merkür ileri hareketi, bundan öncesi 3 haftalık geri hareketi sürecinde eğer çocuklarınızla ilgili iletişimsel bir takım problemler yaşadıysanız bunları da güzel çözüm yolları bulacağımız bir etki. Sonra 14 Temmuz'a gelecek olursak Mars Şiron'la kavuşacak. Bu kavuşum çok önemli. Sizin para ve finans kaynaklarınızı ilgilendiren bir evde gerçekleşiyor. Mars çok acelecidir. Şiron'da şifacı, şifalanmak adına mücadele veren ancak kendisi şifalanamayan bir etkidir. Mars'ta Şiron'da bu para kaynakları, finans ve gelir kaynaklarınızı ilgilendiren bir evde kavuşumu, şifalanmak adına bir savaş veriyorsunuz. Para kazanmak ya da gelir kaynaklarınızı artırmak, bu konularla ilgili şifalanmak adına bir mücadeledir. Şiron burada aslında sizi, evet, parayı insanların kazanması için ya da onlara bir gelir kapısı bulmak adına güzel bir etkiyken kendinizi bir türlü bu konularla ilgili, finans konularıyla ilgili şifalanamıyorsunuz gibi bir döngü. Burada kavuşumu sizin bu para kaynakları noktasında, özellikle yaralarınız var ise şifalanmayı bekleyen, bu Mars-Şiron kavuşumu artık onları şifalandıracak bir döngüye girdiğinizin göstergesi. Sonra 15 Temmuz'da Güneş'in Plüton'la bir karşıtlığı olacak sizin 11 ve 5 akınızda. Bu konularla ilgili değiş ve dönüş sürecine giriyorsunuz. Çünkü Plüton Güneş'le karşıtlığında kendi var olan doğrularını değiştir, dönüştür. Peki hangi konularla bu değişim ve dönüşümü yapacağız? Aşk, çocuklar, aşka bakış açınız, aşkı yaşayış şekliniz, bu konularla ilgili değişmeniz ve dönüşmeniz gerektiğini ifade eden bir etki. Diğer bir etki de şudur ki arkadaş ortamlarınızı, arkadaşlıklara bakış açını değiştir. Onlar senin ailen değil, sadece arkadaşların. O yüzden onlara hani bir mesafe, onlarla ilişkinde somut olarak bir noktaya koy. Hani bunu abartma. Burada istikrarsız bir enerji doğurma. Burada var olan bireyin yapması gereken herkesi olması gerektiği yere koymaktır. Bu konularla ilgili zihnindeki negatif şeylerin dönüşmesi ve değişmesi gerekir gibi bir döngü. Sonra 21 Temmuz'da bu akıda Güneş Satürn'le kavuşacak. Bu Satürn'le kavuşmuş olması özellikle egomuz ve benliğimiz noktasında bastırmamız gereken duyguları ifade ediyor. Çocuklarla ilgili gündemleri olan bireyler için özellikle de bu konuları kapsar. Bir ego yarışına çocuğuyla girmek hiçbir zaman doğru değildir. Çünkü o bizim çocuğumuzdur ve onunla ilgili böyle bir egosal savaşa girmek en çok bize zarar verir. Bu döngüde bireyin yapması gereken özellikle çocuklarla ilgili gündemi olan bireyler için bu egonu bastır, bunu çok ön plana tutma. Eğer çocuklu bir birey değilseniz gönül ilişkileri noktasında da yine aynı durum geçerlidir. Artık aşk konusunda bu kadar egonu yani ilk o mesajı atsın o ilk arasın gibi bir etkiyi yapmaz. Sen de mesaj atabilirsin ya da sen de konuşabilirsin. İlk adımı sen de atabilirsin gibi bir etki yani egonuzu bastırmak adına gönül ilişkileri noktasında size bir uyarı gibi düşünebilirsiniz. Güneş'in Satürn'le karşıtlığını egonuzu bastırın. Fazla benliğinizi ön planda tutmayın etkisi. Sonra geliyoruz 20 Temmuz'a. 20 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin 5. ev konularınızla ilgili. Adeta 5. ev konularınıza çok keyifli yeni bir başlangıç olacak. Bu konular neler? Özellikle bekar bireyler için çok güzel, keyifli bir aşk başlangıcı yapmanız adına çok güzel bir etki. Yeni bir gönül ilişkisine girmek ya da çok hayırlı bir etkidir. Çünkü bu Puşya yıldızında gerçekleşiyor. Puşya Nakşatrası'nda gerçekleşecek olan her şey çok hayırlı, insanı daha huzurlu ve refah dolu bir hayata iter gibi düşünebilirsiniz. Bu konularla ilgili gönül ilişkileri noktasında keyifli bir başlangıcınızın olacağı anlamına geliyor. Eğer gönül ilişkileriyle ilgili bir gündeminiz yok ise özellikle evli ve çocuklu bireyler için çocukların hayatıyla ilgili bir yenilik yapıyor olabilirsiniz ya da yeni bir çocuk haberi alıyor olabilirsiniz. Ve bu çok refah, huzur, uzun zamandır belki istediğiniz ve beklediğiniz bir haberdi. Ama bu çok keyifli bir enerjide yani çok mutlu, çok sevindirecek bir etki 20 Temmuz ve civarı günlerde gerçekleşecek olan yenilik. Puşya yıldızının diğer bir anlamı da yardımseverliktir. Bir çocuğun bakımını da alıyor olabilirsiniz. Ya da çok hayır kurumlarına ile ilgili yaratıcı bir yenilik de yapıyor olabilirsiniz bu döngüde. Sonra 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçecek sizin 6. evinize. Güneş geçtiği evin konularını biraz ışık tutar ve o konuları insanların da görebileceği bir forma taşır. Bunlar neler olabilir? Sizin iş ilişkileriniz noktasında biraz fazla gündeminizin olacağı bir döngü. İş hayatı, iş ilişkileri, günlük aynı ortamda bulunduğunuz iş arkadaşlarınızla ilgili de yine çok fazla ön planda olacağınız bir döngü. Eğer iş hayatında bir birey değilseniz beden sağlığınız özellikle noktasında. Beden sağlığı ile ilgili problem yaşayan bireyler için bu konularla ilgili bir yenilik yapıyor olabilirsiniz ya da insanların gözünün önünde onların da görebileceği formda bir döngüye giriyorsunuz Güneş'in buradaki etkisiyle. Genel olarak astrolojik göstergeler bu şekildeydi. Sizin için hesaplamış olduğum Ebced hesaplamaları sonucundaki zikir Ya Gaffar 1281 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de Yensurekellahu Nasran Aziza bu da 800 ila 900 adet söylenmesi gerekiyor. Allah'tan üstün bir destek ve yardım anlamında bir ayet çıktı. Fetih Suresi'nin 3. ayeti. Sayı adedince çekmeye gayret edin zikirleri ve eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.